Yapan arkadaşlar da görecekler ki 2-3 derece bir eğim var. Yani bir sapma var, bir çökme var. Yukarıda gördüğünüz blokların getirdiği basınç, yağmur sularının getirdiği basınç büyük ihtimalle Allah göstermesin. İstemiyoruz, bilemiyoruz ama görünen köy de kılavuz istemiyor. İlerleyen günlerde çok büyük facialara namzet bir durum var. Burada da gördüğünüz gibi niçin buraya insanlar araba park etmiyorlar diye sorarsınız dedi. Neden? İşte bu duvar çökebilir. Bu hakikaten çok sıra dışı bir durum. Tehlike barındıran bir durum. Yani yetkilileriz, bu başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm ilgili yetkilileri bu konuda uyarma gereği duydu. Ki en devasa Yıldırım Belediye'mizin geçmiş dönem en prestijli olması gereken projelerinden biriydi. Tabii burada... Burası ne projesi abi, onu dillendirir misiniz? Aslında Mollarap halkının koyduğu bir proje adıydı. Yani projenin Sular Vadisi'nin içinde şöyle bir isimlendirme oldu bulunduğumuz konumda. Evet. Karşıda merdivenleri görüyorsunuz. Orası Şehit Tansu Altanay Caddemiz. Şehit Astaymen Tansu Altanay Caddemiz'den şu karşıda merdivenlerde görüyorsunuz. Neredeyse 90 dereceye yaklaşık bir dik açı var. Çimen Caddesi'yle burayı bağlayacak bir köprü olması gerektiğini vatandaş söyledi. Lakin dikkate alınmadı mı? Alındı mı? Alınmadı. Ne oldu peki? Burası 115 metrelik bir mesafedir. 3 dakikada vatandaş karşı caddeden Şehit Asteğmen'imizin adını taşıyan caddede, Çimen Caddesi'nde 3 dakikada. Peki aşağıdan, kuzeyden gelirse kaç dakikada gelecekti? 13 dakikada. Güneyden gelirse kaç dakikada gelecekti? 19 dakikada gelecekti. Yani burada maksat bu tesisleri verimli, faydalı hale getirme ile alakalı. Bu Ab-ı Hayat Köprüsü. Halkın verdiği bir isim bu. Şahane ölümsüzlük suyu. Hani Hazreti Hızır'ın içtiği Ab-ı Hayat suyu derler ya. Hakikaten şahane. Tabii bu Hayat Köprümüzde... çok güzel artı olacak bir görüntü, çevre düzenlemesi olacaktı ama üzülerek görüyoruz ki susuz vadide gördüğünüz gibi su yok. Yani şu görsele bakın. Halkımız bunu projelendirmiş, görsel haline getirmiş ama yani suyun sesinden bir haberiz yani yok maalesef. Üzülüyoruz. Şimdi değerli dostlar, bu köprünün mutlaka yapılması lazım. Vakit geçmiş değil. Neden diyecektiniz sorarsanız, bakın şu karşıda gördüğünüz 2,5 katlı ev. Ve şu karşıda gördüğünüz Çimen Caddesi istikametindeki tek katlı çatılı ev. Buradan oraya. Yani ikisinin de istimlak olayının ve kamulaştırma olayının bir kolaylığı var. Yani bir site formatı yok, bir blok formatı yok. İnşallah buradan yetkililere sesleniyoruz. Gelin bu Sular Vadisi'ni hayata geçirmek için, canlandırmak için bir an evvel şu köprü projesini hayatiyete geçirin. Çünkü buralar 700 yıllık çok eski mahalleler. Çok eski mahalleler. Yani maalesef, yani buradan üzülerek söylüyoruz, az evvel halkımızla kahvedeydik. Kahvede vatandaşın söyledi, yani belediye halka kolaylık anlamında, halka güzellik anlamında olmasından ziyade çok üzülerek söylüyorum. Yani bunlar, yani rantiyeye çalışılıyor gibi bir intiba ifade et. Evet, değerli Yıldırımlı halkımız, Yıldırım Belediyesi'nin prestij projelerinden Sular Vadisi projesinde gezimize ve tespitlerimize devam ediyoruz. Dün Sayın Bakanımız da Bursa'daydı dediğimiz gibi. Hangi bakan Bursa'daydı? Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum buradaydılar. Ama lakin... Burası neresi? Burası Mollarap Namazgah, o güzergah, yeni mahalle. Orada 6 tane mahalleyi ilgilendiren bir alan. Evet. Sular Vadisi. Adı Sular Vadisi ama gördüğünüz gibi... siz dereye girdiniz su var diye. Ama şırıl şırıl akıyor gördüğünüz gibi. Sonbaharda tam yağış mevsiminde müthiş bir su şeyi var. Debisi var. Tabii bu ironiyi... İçimiz acıyarak söylüyoruz yani. Halkımız gerçek şeyleri görüyor. Şimdi aslında burada proje şuydu. Malum biz de geçmiş dönem meclis üyesiyken birçok şeylere itiraz ettik burada. Buradaki planlama hatası şu. Bir, su geldi. Bu suyu devir daim yaptıracak motorlar çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Para yok. Para nerede? Daha kaçtı. Daha nerede? Yandı bitti kül ol diye geldi. Acı ama gerçek. Şimdi değerli Yıldırım halkının tek kuruşunun bile heba edilmemesi gereken ama maalesef yanlış planlama, en iyi niyetle söylüyorum bunu. Yanlış planlamalar neticesinde gelinen nokta ne yazık ki bu. Az evvel sağlık ocağındaki problemleri vatandaşlar bize anlattı ama pazartesi günü gelip tespitlerimizi de yapacağız yine. Bu arada, bu karşıdan karşıya ulaşımı sağlayacak bir ara yolumuz vardı bizim caminin oradan. Vatandaş oradan kıvrılıp Mollarap Camisi'ne çıkabilirdi. Araçlar bile çıkıyordu. O kadar geniş ve güzel bir yolumuz. Lakin şimdi hiçbir ulaşıma şeyimiz yok, aksımız yok. Burada o zamanlar Ab-ı Hayat Köprüsü diye Mollarap'ta oturan halk imza toplayıp buraya bir köprü yapalım diye meclise önerge getirdi. Ama lakin
Her şeye bulunan para bu Abu Hayat Köprüsü'ne bulunamadı. Böyle acı bir durumla karşılaştık. Gördüğünüz gibi ayaklarımız sudan dondu. Yani İleride. Sudan dondu, siz ironi yapıyorsunuz. Suyun falan aktı yok burada. Evet. Ama Yıldırım Belediye Başkanı'la ilgili de mevcut bir belediye başkanı. Evet. Bu Sular Vadisi'ndeki yani bir de biraz önce şunu söylemeyi unuttunuz zannedersem. Konuşmamızda şunu belirtmiştiniz. Su akmadığı için bir koku oluştuğunu tabii, ifade ettiniz. Tabii. Onu da biraz değinirseniz. Şimdi hava ısısı düştü. Şimdi geçen günlerde telefonlarımız susmadı. Vatandaşlar buraya niye ilaçlama yapılmadı bu sene falan gibi. O konudan girerek hani karasinek ilaçlaması, sivrisinek ilaçlaması vesaire. Tabii hepsinin mevsimi falan var diye biz geçici bir cevap vermekle beraber olayı yerinde tespit için geldiğimizde buraya birkaç kere geldik. Aman Allah'ım aynı çöp suyunun kokusu gibi çok kesif bir. Yani Demirtaş çöplüğü kadar olmasa da hakikaten bir 30-40 metreden hissedilecek bir kokuyla karşılaştık. Ama bunu araştırdığımızda da su birikintileri. Yani bu doğal bir olay biliyorsunuz. Orada sinekler yani davranlar. Akmadığı için su. Akmadığı için yani, tam o yeterli tabii. Hareket yok. Hani su olsa. Yani atalarımız diyor yoksa, akan suda hastalık olmaz diye. Yani akan su bir de son zamanlarda Bursa'nın derelerinde mesela Kestel ve Gürsu'da da balık ölümleri söz konusu. Ayvalıdere'nin durumu ortada Nilüfer'de. Tabii, Gürsu'daki bazı derelerde balık ölümleri sanayi atıklarından yaşanıyor. Yani, burada da su birikintileri su akmadığı için Sular Vadisi'nde su akmadığı için maalesef. Proje maalesef doğru düzgün gerçekleştirilemediği için çok doğru. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşılıyor. Maalesef ama burada neye üzülelim? Projenin yani tam hayatiyet bulmamasına, kaynakların yanlış harcanmasına üzülelim hakikaten. Bu ekonomik krizde yani bu sıkıntılı dönemde yani keşke farklı olsaydı diye diliyoruz ama Sayın Murat Kurum Bakanımıza işte buradan bir dosya verilmesi gerekiyordu. Bunu da teessüf ediyorum. Mevcut yönetimin hiç gündemine bile gelmedi. Yani keşke buraya Murat Kurum Bakanımızı getirselerdi ama buradan çağrı yapıyorum. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız, bu Bursa'mızda, Yıldırım'ızda böyle bir proje var. Gelin bunu hayatiyete geçirme noktasında diğer Mollarap'ta çöken yerle alakalı, Huma evleriyle alakalı Yıldırım'a bir katkı koyacağınızı beyan ettiniz. Çok teşekkür ederiz Yıldırım. Burada vatandaşlar mağduriyet yaşıyorlar mı hala? Mağduriyet açısından şöyle bir durum var. Bir kere burası geceleri maalesef olumsuz işlerin döndüğü bir alana geldi. Yani nasıl olumsuz? Bir hayat yok. Olumsuz yani, derken? Olumsuz derken madde kullanıcıları. Uyuşturucu bağımlıları. Mekanı yani. Olmuş durumda maalesef, bu Sular Vadisi. Maalesef. Yani vatandaş daha, bununla ilgili bize şikayetlerde bulunuyor. Yani, neyle alakalı şikayetlerde? İşte güvenlikle alakalı, olumsuz işlerle alakalı. Maalesef bağımlılık yapıcı madde kullanıcıları diyelim. Telefonlarımız susmuyor maalesef. Ki benim bir özelliğim de var. Ben Mollarap çocuğuyum malumunuz. Hemen her evde telefonumuz var. Yani bu konuyla ilgili emniyet ne yapsın, başkaları ne yapsın? Burayı bir an evvel hayata geçirmek lazım ki bir yaşam alanı olsun. Halkın kendi kendine burada getirdiği yaşam alanıyla beraber bir güvenlik alanı sağlanmış olsun. Evet, Sular Vadisi'ne halk şöyle bir at kattı. Sular Vadisi değil, Atıl Vadi, Pasif Vadi, Susuz Vadi diye isim gerekirken gördüğünüz gibi incin top oynuyor. Hafta içini düşünemiyorum bile. Bunu kahvede vatandaşlarla görüştüğümüzde bize söyledikleri önemli bir şey, güvenlik riski var. Ne güvenlik riski var? Yani uygunsuz şahıslar, bir de bazı yurt dışından gelen kardeşlerimizin yanlış davranışlarından korktukları için gelemediklerini ifade ettiler. Biz onların söylemlerini naklediyoruz ama işler acısı bir durum. Bir de şurada istinat duvarlarında... Bak. Asıl önemli olan bu. Şimdi bu bir ayıp bu. Evet. Bu istinat duvarlarının içine konulan tahliye borularının standarda uygun olmadığını gösteriyor. Evet. Yani bu biraz daha uzun olsaydı bu gördüğünüz nemlendirmeyi yapmayacaktı. Evet. Bu nemlendirip ne yapar? Çökertir burayı. Çöker. Aynı zamanda bir çevre kirliliği görüntüsü çevreli söz konusu. Bak çevre, yani bunu sileriz dersin ama yine olacak bu. Evet. Bırak bir de yapıyı bozacak Bilal Bey. Aynen. Yani böyle bir şey olur mu ya? Ayıp yani bu. Ama bak şunu söyleyeyim, ben Yıldırım sahipsiz değil. Yıldırım sahipsiz limanda mindere çıkışından belli olur derler ya. Ya bir şey yok. Yani tutup orman gezisi, spor yaptık. Yok teyemmüm taşı dağıtacağız millete. Kim yapıyor bunları? Bu teyemmüm taşı da son günde günlerde gündeme geldi. İşte burada da örnekleri var. Mesela çok güzel bunlardan teyemmüm taşı olabilir. Hemen iniyorum. Yani bununla ilgili de ne masraflar yaptılar, neler yaptılar onları da bilmiyoruz ama yazıklar olsun yani. İşiniz gücünüz bu mu? Gelin
Yıldırım'a vizyon katacak, Yıldırım'a harekete geçirecek, Yıldırım'a artı değer, katma değer üretecek şu projeyi hayatiyete geçirin. Yani biraz park önce şey dedi, teyvimim taşı ve işte bazı park ve bahçelerde sabah sporu. Kim yapıyor bunları? Mevcut belediye başkanı ve belediye başkan yardımcılarıyla beraber böyle bir şey yapıyor ve algı oluşturuyor. Bunlar çok çiğli şeyler. Hatta Rıfat Ilgaz'ın bir romanı var ya, Kemal Sunal Rahmetli'nin de oynadığı bir film var. Yani onu söylemeyeyim artık, evet. Vatandaş anlıyor yani. Bunun adı bu.